Biliyorum her gün bu, bu ya da bu adamı görmekten sıkıldınız, yoruldunuz ama birkaç hafta sonra bunların hiçbir değerinin kalmadığı ve belirsizliğin ortadan kalktığı günlere gireceğiz. Fakat o güne kadar ince şunu demiş Erdoğan bunu yapmış diye konuşmaya devam. Şimdi dün önemli bir video yayına girdi. Babalanın siyasetçileri ağırladığı videoları zaten yorumluyorduk kanalda. Hatta İnce'yi de yorumlamıştık. O yüzden bugün bir Muharrem İnce yorumlaması yapmayacağım. Zaten yeteri kadar yaptık. Bugünkü konum dün Babalanın yayınladığı videoda çıkan esrarengiz reklam ve verilen tepkiler üzerine olacak. Dün video yayınlandıktan birkaç dakika sonra Twitter bu reklam videolarını konuşmaya başladı. Çünkü insanlar videoyu açtıklarında yapay zekadan oluşturulmuş bir kadın ''Lütfen televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın, şu an oy bölmek için ince ayar yapılıyor.'' diyordu. ''Lütfen televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın.'' Şu an oy bölmek için ince ayar yapılıyor. Şimdi bu reklamları ilk çıktığında insanlar YouTube algoritmasının nasıl işlediğini bilmediğinden direkt Oğuzhan Uğur'a tepki gösterdi. Ve bunda haber sayfalarının da iş bilmezliği ve yanlış kelime kullanması önemli etken. Çünkü haber YouTube'da Muharrem İnce'nin videosuna koyulan reklam şeklinde paylaşıldı. Koyulan reklam. Bu konudan ben de çok çektim arkadaşlar. O yüzden bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Eğer YouTube'da karşınıza bir reklam çıktıysa ve bu eğer sponsor değilse ki bunu zaten daha öncesinde görebiliyorsunuz sol üstten. Bunlar AdSense reklamları oluyor ve bunları biz belirleyemiyoruz. Daha öncesinde de mesela ben TikTok eleştirileri yaptığımda insanlar videoya girdiğinde TikTok reklamı çıkıyordu. Bu sefer de bana soruyorlardı Enes sen ne kadar ikiyüzlü bir adamsın. Hem TikTok eleştiriyorsun hem de üzerinden para kazanıyorsun diye. Aslında böyle bir durum yok. Orada çıkan reklamları ne olsa Nur belirliyor ne ben belirliyorum. Fakat olayı birazcık incelediğimde şunu gördüm. Malum reklam olayı 5 saat önce yüklenmiş YouTube'a. Yani videonun yayınlanmasını beklemişler ve o an da basmışlar. Aynı şekilde bir tane daha reklam var hatta. O da bazı kullanıcıların karşısına çıkmış. Cumhurbaşkanımı yoksa sosyal medya fenomeni mi arıyoruz şeklinde. Sosyal medya fenomeni mi yoksa Cumhurbaşkanımı arıyoruz? Tekrar düşün. Bu reklamlar ilk önce piyasaya düştüğünde tabii ki Muharrem İnce'nin de bir tepkisi oldu. Uyanıklar seçimi kazanmak için kullanmaları gereken bütçeyi bizim yayının reytinginden yararlanmak için Babala TV programına hedefli reklam vererek çarçur etmişler. Gençler seçenekleri yok edip seçim kazanmaya çalışanların ayarlarıyla oynamaya devam edeceğiz 14 Mayıs'ta. Bu reklamlara ilk baktığımızda tabii ki Millet İttifakı'nın ya da CHP'nin planlı programlı tırnak içerisinde söylüyorum bir saldırısı bir propagandasıymış gibi gözüküyor. Çünkü Millet İttifakı'nı destekleyen taraf her zaman Muharrem İnce'yi oy bölmekle suçlayan taraf oldu. Şimdi kanalları incelediğimiz zaman hakkında kısımlarına baktığımız zaman CHP'ye dair ya da Millet İttifakı'na dair hatta herhangi bir partiye dair bir ibare, bir simge göremiyoruz. Anlayacağınız kimin tarafından yapıldığı son derece belirsiz olan esrarengiz bir reklam bu. Bu mevzu seçmene gittiğinde ise şöyle vuku buldu. Bu reklam Babala yayını arasında çıktı. Açıkça belirtiyorum seçim ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan arasında olursa asla sandığa gitmeyeceğim. Yani Millet İttifakı'nın bir tür kumpas düzenlediğini falan düşündüler. Muharrem İnce seçmenleri özellikle. Hatta ikinci turda Kılıçdaroğlu'na oy verirsem bu olaydan sonra Allah belamı versin diyenler bile oldu. İnce seçmeni gerçekten çok sinirliydi. Sinirlenmekte ne kadar haklılar tartışılır. Çünkü Muharrem İnce'nin de Millet İttifakı'na ağır eleştirileri var. Yani İnce Millet İttifakı'na terör ittifakı diyor. Bu konuda bir şey yok. Biz hala diyoruz ki ikinci tura kalırsa atıyorum Muharrem İnce ve Erdoğan kaldı. Ben İnce'ye basar geçerim arkadaşlar. Kesin kesinlikle sandığa gitmemezlik gibi bir durum yaşanmaz. Ama ters tarafta vuku bulunca Erdoğan'a oy olarak dönme ya da direkt sandığa gitmeme gibi bir durum var. İlk olarak bunlar muhalif insanlar birbirlerine. Muharrem İnce Millet İttifakı'na, ittifakta İnce'ye muhalif. Doğal olarak birbirlerine bu tarz muhalefet etmeleri gayet normal. Fakat burada şu soruyu sormak gerekiyor. Bu reklamı gerçekten kim yayınladı? Çünkü görüldüğü üzere bu reklam kesinlikle Millet İttifakı'na falan yaramıyor. Ilımlı Muharrem İnce seçmenleri ya oy vermeyeceğini ya da Erdoğan'a sıcaklarını söylüyorlar. Bu da benim aklımda acaba Cumhur İttifakı'nın bir oyunu olabilir mi diye düşündürmeye beni itti. Çünkü muhalefet kendi içerisinde ne kadar fazla bölünürse, ılımlı Muharrem İnce seçmenleri ne kadar radikalleşirse, o ikinci tura kalırsa ben gitmem sandığa falan gibi laflar ne kadar artarsa bunların hepsi Erdoğan'a yarayan şeyler. Ve Fahrettin Altun'a bir dönüp şöyle bir baktım. Dedim ki acaba yine kafanda neler var kardeşim? Çünkü açık konuşmak gerekirse ben Millet İttifakı'nın oturup bununla uğraşacağını düşünmüyorum. Böyle bir reklam vereceğini düşünmüyorum. Ve Muharrem İnce seçmenine de buradan bir şey söylemek istiyorum. Evet birbirimizi eleştiriyoruz. Birbirimize muhalifiz hatta. Ben Muharrem İnce'yi ilk turda eğer ikinci tura kalmazsa neden oy vermeyeceğimi zaten açıkladım. Farklı fikirlere sahibiz ancak yahu rica ediyorum böyle yapmayın. Yani karşıdaki asıl tehlikeyi çoğu kişinin unuttuğunu düşünüyorum. Basit bir reklamdan bile etkilenip ikinci tur seçime gitmeyeceğim diyen çok fazla insan var. Ki dediğim gibi bu reklamı Millet İttifakı'nın yapıp yapmadığı bile belli değil. Ben AK Partili bir insanla konuştum daha geçen günlerde. Evet Kamboçya'da bir AK Partili bir insanla denk gelebildim. Enteresan bir deneyimdi. Gerçekten garip argümanları var. Anlaması çok güç. Fakat adam bana açık açık şunu dedi. Muharrem İnce'nin arada olması çok iyi oldu. Seçmenini de mümkün mertebe radikalleştirmek lazım ki Millet İttifakı'ndan olabildiğince uzaklaşsınlar. Hatta tepki oyu olarak Tayyip'e bassınlar. Şimdi bu korkutucu bir şey. Çünkü gerçekten içten içe muhalif insanların bir inat ya da işte başka bir şey uğruna artık her ne derseniz deyin gidip Tayyip Erdoğan'a basacak olması ya da işte sandığa gitmeyecek olması beni gerçekten yaralıyor. Çünkü aslında ortak buluştuğumuz nokta çok net. Erdoğan'a muhalefet. Muharrem İnce'nin yayınına oturup izledim bu arada 3 saat boyunca. Hatta geçen yaptığı bir Space yayınında da vardım. 1 saat boyunca dinlemiştim. Genel olarak arkadaşlar, Muharrem İnce sınırını çizdi diye düşünüyorum. Bu saatten itibaren çok fazla insanların aklında bir şeyler değişecek diye düşünmüyorum. Hatta bu ikinci programa da bence çok gerek yoktu. Sorular benzer minimaldeydi. Bu programın da Muharrem İnce'nin ne oy kattığını ne de oy kaybettirdiğini düşünüyorum. Bence aynı kaldı. Bugün Bugün bu reklam olayını ve işte Muharrem İnce'nin yayınını değerlendirmek istedim ama çok kısa tabii ki. Asıl değinmek istediğim reklam olayıydı çünkü çok yanlış anlaşılan konular vardı. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın o zaman. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın dostlar.